yine büyük şehirlerde mi getirdi bu konservatif yiyeceklerin kullanılıyor olması, sağlıklı ve doğal ürünlere ulaşmamızdaki zorluklar, yaşam içerisindeki teknolojiyle fast food denen sivri yedekler yenmesi gibi, yani beslenme de üçüncü söyleyeceğimiz etken ise bu çok daha küçük oluyor. Genetik bir etken var. Yani aileden geçen kanser türleri söz konusu. Bunlar da sizin hepsini gözlemleyeceğim. %15 gibi bir rakam oluşturuyor. Ama diğer diş etkenler ve beslenme faktörleri çok daha etken oluyor. Söylediğiniz gibi işte beslenme, şeker, beslenme, yüksek stres, sigara, alkol kullanımı da değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Onunla da değineceğim zaten. Sigara zaten hep kenarda yani her zaman. Hep bütün kanserlerin etkeni sigara. Ona da konuşuruz. Sorularınız içerisinde o da geçecektir. Sigara kesinlikle.